Herkese merhaba. Ben Deniz Ece Uysal. Kanalımızın ikinci videosuna hoş geldiniz. Sizleri doğru şekilde bilgilendirmek için açtığımız kanalımıza destek olmak için abone olabilir, videolarımızı beğenebilir ve çevrenizle paylaşabilirsiniz. Bu haftada video yayınlarımıza Avrupa ve Türkiye'den haberlerle devam ediyoruz. Siz izleyicilerimizin değerli yorumlarıyla geliştirdiğimiz yayınlar umarız beğeninizi toplar. Herkesin merak ettiği otomatik bilgi anlaşmasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Bu konuda yetkililer sessizliğini korurken Avrupa Haber TV olarak güvenilir kaynaklardan 2019 verilerinin Almanya ile paylaşıldığı bilgisini aldık. Bu aldığımız bilgi Gelir İdaresi Başkanlığı'nın rehberi ve OECD'nin konu ile ilgili internet sitesindeki bilgilerle uyumlu. Bunların ışığında söyleyebiliriz ki 2019 verileri şu an Almanya ve Türkiye arasında paylaşımı açılmış durumda. Peki şu an herkesin kafasında şu soru var. Neden hala yetkililer bu konuda bir açıklama yapmıyor? Yurt dışındaki Türklerin anlayabilecekleri bir dilde bilgilendirmiyor. Bu konunun sizler için takipçisi olacağız. Ancak şu anki durum bu şunu gösteriyor ki 2019 verileri Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesi ile paylaşımı açılmış durumda. Otomatik bilgi anlaşması gibi önemli konularda Avrupalı Türklerin sorunlarına duyarsız kalan ana akım medyaya inat sizler için kanalımızda bilgilendirmelere devam edeceğiz. Bizlere destek olmak isterseniz lütfen kanalımıza abone olup videolarımızı beğenin. Videolarımızı paylaşarak sesimizin daha yüksek çıkmasına yardımcı olun. Kanalımıza abone olmak için açıklamalar kısmındaki linki tıklayabilirsiniz. Bu haftanın öne çıkan haberlerinden bir diğeri ise Almanya'nın batısında yaşanan sel felaketi oldu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ülkedeki en büyük felaket olarak nitelendirilen sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı. Selin etkili olduğu bölgelerde arama kurtarma ile enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Ayrıca uzmanlar pazar ve pazartesi günleri için uyardı. En şiddetli yağışların Baden Württemberg'de beklendiği kaydedilirken, Schwarzwald bölgesinde bir hafta içinde metrekareye düşen yağmur miktarının 100 litreye geçmesi bekleniyor. Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, Berlin'de yaptığı açıklamada sel felaketi nedeniyle büyük yıkımın meydana geldiğini belirtti. Selden etkilenenlere hızlı destek verilmesi gerektiğini söyledi. Bu konuda gerekli adımların atılmasının ve acil yardım yapılmasının önemli olduğuna işaret eden Scholz, acil yardım için yaklaşık 400 milyon avroluk bir ihtiyacı tespit ettiklerini ifade etti. Konuyla alakalı Avrupa Sel Farkındalık Sistemi'nin 10 Temmuz'da uyarıda bulunduğu halde ilgili Alman birimlerinin bunu ciddiye almadığı ve halkı zamanında uyarmadığı ileri sürüldü. Almanya'da muhalefet sel felaketinin sonuçlarındaki sorumluluğunu İçişleri Bakanı'na yükledi. Sel felaketinde erken uyarı sistemlerinin çalışmadığını, halkın zamanında uyarılmadığını savunarak bakanın istifa etmesini istedi. Bir yandan, sel felaketinin meydana geldiği bölgede yardım çalışmalarında veya selden etkilenenlerin toplu barınma yerlerine yerleştirilmelerinden dolayı koronavirüs vakalarının artmasından endişe ediliyor. Sağlık Bakanı Spahn, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında son günlerde COVID-19 vaka sayılarında artış yaşandığına işaret etmişti. Şu anda haftalık 100.000 kişide görülen Covid-19 vaka sayısının 11 civarında olduğunu belirten Şipan, bu sayı bu şekilde her 12 günde iki katına çıkarsa Eylül'de 400'ü, Ekim'de ise 800'ü aşar dedi. Alfa, Beta, Delta, Delta Plus, Lambda varyantı derken, bir de Hindistan'da görülen Kappa varyantı endişe verici varyant olarak ilan edilmiş durumda. Diğer varyantlardan farklı olarak, Kappa varyantı çok hızlı şekilde hastada yüksek ateş oluşturması ile belirti gösteriyor. Ülkelerde aşı zorunluluğu tartışılır iken ilk adımlardan biri Fransa'dan geldi. Fransa hükümeti tüm doktor, hemşire, sağlık sektörü çalışanı ve gönüllülerine Eylül ayına kadar aşı yaptırma zorunluluğu getirdi. Aşı yaptırmayan sağlık çalışanlarına maaş ödenmemesi gündemde. Merkel, Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn ile Robert Koch Enstitüsü ziyareti sonrasında basın toplantısı düzenledi. Gazetecilerin Almanya'da zorunlu aşılama olup olmayacağı sorusu üzerine Merkel aşılanmayı teşvik ettiklerini ancak ülkede zorunlu aşılama olmayacağını, zorunlu aşılamanın güven getirmeyeceğini belirterek Almanya'da zorunlu aşı uygulamasının olmayacağını tekrarladı. Korona gelişmeleri böyle ilerlerken Türkiye'de ve yurt dışındaki vatandaşlar 9 günlük kurban bayramı tatilinin keyfini çıkardı. Hem yıllık izinlerini hem de bayram memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçilerin ana vatana girişleri devam ediyor. Kapıkule sınır kapısından giriş yapan gurbetçiler için 12 peronda hizmet veriliyor. Kısa sürede işlemleri tamamlanan vatandaşlar memleketlerinin yolunu tutuyor. Yoğunluğa göre 1 saat civarı gümrüklü sahada bekleyen gurbetçiler sıcak havayla da mücadele ediyor. Diğer ülkelerin gümrüklerinde saatlerce beklemelerine rağmen Türkiye'de kısa süreli işlemlerin ardından vatana kavuştuklarını belirten gurbetçiler bayramı aileleriyle geçirecek olmana mutluluğunu yaşıyor. Gurbetçiler yüksek fiyatlarda uçak biletleriyle uğraşırken ülke içindeki otobüs fiyatlarına bir tavan fiyat uygulaması yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın karayoluyla yolcu taşımacılığı alanında uygulanacak tavan ücret tarifesi hakkında tebliğ resmi gazete yayınlandı. Tavan fiyat 3 ay geçerli olacak. Yol mesafesi 101-115 kilometre arası olan seyahatlerde bilet fiyatı 84 lira üstü olamayacak. 351 450 kilometre arası 144 lira, 651 700 kilometre arası ise 174 liradan fazla olamayacak. Türkiye'ye son haftalarda çok fazla sığınmacı geldi. Sınır kapılarından izinsiz ve bildirimsiz giren sığınmacıların ülkenin dört bir yanına yayıldığı biliniyor. Ayrıca Afganistan'dan gelen sığınmacıları Avrupa'dan uzak tutmak için Brüksel'in mali plan hazırladığı belirtildi. Plana göre Türkiye daha fazla Afganistanlıya para karşılığında ev sahipliği yapmak konusunda rol üstlenecek. Bu haftanın öne çıkan haberlerini bültenimizde sizinle buluşturduk. Umarız bültenimiz sizi gerekli arzu ettiğiniz bilgilere ulaştırır. Herkese sağlıklı günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.